arkadaşlar, bugün Dyson V15 Submarine aldık. Biliyorsunuz yeni çıktı, daha dün çıktı. Biz de bugün hemen aldık. Uzun zamandır Dyson V15'i bekliyorduk aslında, delik olan ürünü. Sıkıla girmeyince biz de en son çıkan alalım dedik. Bugün Kent Park AVM'ye gittik ve aldık. Şimdi sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız. Şarj olduktan sonra da deneyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ben böyle bir zarf çıktı. Burada bir sürü kutu var. Bu sanırım duvar ünitesi. Böyle bir ıslak kuru başlığımız var. Banyo, sert zemin hepsini önce temiz su gönderiyor. Burasıyla siliyor. Kirli suyu da buraya çekiyor. Diş macunu gibi kalıntıları da çekiyor. Bu zaten daha dün çıktı. Dyson Submarine V15. Bu başlığı ayrıca alıp diğer V15'lere takamıyorsunuz. Bunun yazılımı farklı olduğu için direkt bu Submarine olan seti alabiliyorsunuz. Yani bu kendi makinesi dışında olmuyor. Zannediyorum evet, lazer ışıklı başlık, yeşil lazer ışıklı başlık. Bu da görünmeyen tozların görünmesini sağlıyor. Gözle gözükmeyen minik tozların gözükmesini sağlıyor. Full optik başlık. Evet, burada da yatak, kanepe gibi şeyleri çekmek için gördüğünüz gibi. Bunda Dyson, gördüğünüz gibi küçük başlık. Bununla da yatak, kanepe gibi, koltuk gibi döşemeleri. Bir de böyle bir başlık var. Bu hem sert zemin hem de halıyı döverek temizleyen. Otomatik kendi algılıyor sert zemini ve şeyi, halıyı. Halıyı döverek temizliyor. Zamanla halıdaki birikmiş tozları aynı çırpmış gibi temizliyor. Burada bakın tarak teknolojisi var. Bu da kılların buraya, fırçaya dolanmamasını, ruloya dolanmamasını sağlıyor. Bu tarak sayesinde, şuradaki taraklar sayesinde kıllar buraya dolanmadan gidiyor. Manevra kabiliyeti de oldukça iyi. Burada da duvar askı ünitesi var. Aksesuarların takılan. Duvara monte edeceğiz sanırım bunu. Vidaları da burada. Sonra buraya iki tane aksesuara takabiliyoruz. Buradan da askı ünitesini nasıl monte edeceğimize dair bir kağıt çıktı. Buradan bu Mi Dyson uygulamasını indiriyoruz arkadaşlar. Modelimizi giriyoruz. Orada bütün videolar çıkacak. Nasıl kullanacağımıza, nasıl temizleyeceğimize dair bütün videolar çıkacak. Şimdi ana gövdeyi çıkaralım isterseniz birlikte. Gen 5 çok ağırdı arkadaşlar. Gen 5 ile arasında biraz kaldık ama Gen 5 çok ağır. Bir de Gen 5'te tetik yok. Buradan kapanıyor. İngiliz diyor. Herhalde burada Türkçe'ye ayarlayacağız. Şu an İngilizce olarak otomatik açıldı. Sanırım Türkçe'ye ayarlayacağız bunu biz. Evet. Bunun haznesi 75 milim. En büyük haznelerden. Bunda bir de şey var. Çöpe temas etmeden, artık onlar da bilmiyorum nasıl yapıldığını ama çöpe, toza hiç temas etmeden kapak açılıyor ve dökülüyor tozu. O özellik güzel. Yine klasik mor altın sarısı. Gen 5 mavi altın sarısıydı. Bakalım. Başlayalım.
Burada galiba burnumuz var. Bakın bu Dyson V15 Delect Submarine. Yani ıslak kuru temizlik yapan en son teknoloji. En son ürün şu anda bu. Kablosuz süpürgelerde. Bu da gördüğünüz gibi adaptörümüz. Üstüne Dyson yazıyor. Bu da aralık temizleme başlığı, dar alanları temizlemek için koltuk arası gibi, arabanın içi gibi, arabanın koltuk araları gibi. Bu da kombinasyon başlığı, toz almak için. Dilerseniz böyle fırçalı kısmı kullanılıyor. Dilerseniz böyle fırçasız kısmıyla sert zemin ya da mobilya toz almak gibi işleri yapabiliriz. Şimdi şarjımızı %100 dolana kadar bekleyeceğiz ve sonra çalıştıracağız. Bakın bu kadar fırça tamamen teması kesilebiliyor. Yani mobilyaları çizmeden temizleyebiliriz. Tozları alabiliriz.